Evet arkadaşlar, mikrofonu taktık, kamerayı çalıştırdık. Herhangi bir problem yok. Neden bakıyorum bunlara? Çok önemli. Niye? mikrofon mikrofonu takmadan ders anlatıyorum. 10 numara görüntü, notlar görünüyor ama ses yok. Şimdi arkadaşlar gelelim yüksek öğretim kurumlarına, rütük, kanunsuz emir ve yürütme bölümünde düzenlenenler nelerdir? Genellikle kurum sınavlarında en son yapılan kaymakamlık sınavında da bu soru geldi gelmişti galiba ya kaymakamlıkta ya idari hakimlikte geldi arkadaşlar. Diyor ki aşağıdaki verilenlerden hangisi yürütme bölümünde düzenlenmemiştir, düzenlenmiştir tarzında sorular geliyor. Çok basit, çok basit bak çok basit ama birçok öğrenci yapamıyor. Yanlış yapıyor hatta zor soru olarak da değerlendiriliyor. Onlar için zor olsun. Bundan sonra sizin için, bizim için kolay olacak. Tamam. Çok rahatlıkla yapacağız. Arkadaşlar bu videoyla da Yürütme bölümü bitmiş oluyor. <laughs> Hop be falan diyorsunuz değil mi? E, yürütme bölümü bitmiş oluyor. Neye geçiyoruz? Yargıya. Yargı çok zevkli. E, hatta eski videolarımı koyalım diye de düşündük bir ara. Sonra vazgeçtik. Ben yargı kısmını anlatacağım. En derinlemesine, güzelce bir şekilde değişiklikleri de alarak e, tam anlamıyla anlatacağım. Güzel bir içerik çıkacak. Yaklaşık yani bir 8-10 video arası totalde tutar diye düşünüyorum. Umarım o kadar tutmaz. Dediğim gibi muhabbetin ne kadar uzayacağına, ne kadar derinlemesine gireceğimize bağlı. Güzel taktiklerim var orada. Hakime Savcılar Kurulu'nda, Bilenler Bilir, Anayasa Mahkemesi'nde, Yüksek Mahkemeler. Bunları anlatacağım. Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru. Son jubilemizde anayasa değişikliği nasıl yapılır dersini anlatacağım. Bu derse özgü bir proje düşünüyorum ama bir sonraki videoda bunu konuşalım. Haydi arkadaşlar devam edelim. Kaç dakika konuştum acaba? Çık ekrandan. Şimdi arkadaşlar geldik hangi kalemi almışız? Siyah alalım bu defa. Siyah. Siyah dedim ya lütfen. Siyah. Şimdi Eldivenimizi takalım. Hocam bu eldiven tarz mı? Tabii ki tarz. Bilardo oynuyorum. Arkadaşlar tablet kullandığımızdan dolayı ekrana sürtmesin diye bunu kullanıyorum. Üniversitelerin kurulması kanunlu olur. Size ne diyecekler? Cumhurbaşkanlığı kararnamesi diyecekler. Cumhurbaşkanlığı kararnamesini ne hatırlayacaksınız arkadaşlar? Bakanlıkların kurulmasında. Tamam. Üniversitelerin kurulması neyle olurmuş? Kanunlu olurmuş. Üniversitelerin rektörleri. Hepimiz üniversite mezunuyuz değil mi? Bu rektörleri kim atıyor? Cumhurbaşkanı atıyor. Peki dekanları kim atıyor? Yüksek öğretim kurumlarınca seçilir ve atanır. Dekanları atayan yok. rektörü atayan Cumhurbaşkanı. Mantık bu. Hocam basit mi? Basit. Sorarlarsa varsın sorsunlar. Elbette ki bir soru e, soru cetvelinde yüzdelik dilimler olarak arkadaşlar sınav girdiğiniz sınavların %10'unu, %20'sini herkesin yapabileceği kolay sorulardan soruyorlar. Oraları kaçırmamamız lazım. Zor sorular zaten bizde. Her türlü yapacağız. Bu sorular da gelirse kaçırmayın. Yüksek Öğretim Kurulu, üniversiteler tarafından seçilen ve sayıları, nitelikleri, seçilme usulleri kanunla belirlenen adaylar arasından rektörlük ve öğretim üyelerinin başarılı hizmet yapmış profesörler öncelik vermek suretiyle Cumhurbaşkanı atanan üyeler ve Cumhurbaşkanıca doğrudan doğruya seçilen üyelerden oluşuyor. Kim? Yüksek öğretim kurulu. Cumhurbaşkanıca doğrudan doğruya ve gösterilen adaylar arasından Cumhurbaşkanıca atanan üyelerden oluşmaktadır. Diyorum. Şimdi ekrana gelmeye çok meraklıyım biliyorsunuz. Radyo ve televizyon üst kurulu. Kurulu arkadaşlar. Kurulu. Öncelikle şunu bilmen de fayda var demişim. Bunu notu satın almışsınızdır videoları izleme gereksinim duymuyorsundur. Ben nottan hızlıca geçerim diyorsunuzdur. Büyük bir yanlışın içindesiniz. Büyük bir yanlışın içerisindesiniz. Kendi kendime gülüyorum. Geçen misafir gelmiş. Benim haberim yok. Eşim sessizce almış mutfağa. Demiş ya eşin evde falan. Ya demiş problem yok. O oturuyor zaten içeride tek başına bir şeyler yapıyor falan. Söylememiş video çektiğimi. Demiş ya bak bu bir şeyler yapmıyor. Kendi kendine konuşuyor falan İyi mi? Demiş sonra video çekiyor. Kadın farklı şeyler anlamış demiş. Herhalde bu kafayı yedi. <laughs> Şimdi arkadaşlar radyo ve televizyon üst kurulu. Önceki şunu bilmende fayda var. Neden? Hem YÖK hem de RÜTÜK anayasanın yürütme bölümünde düzenlenmiştir. Hem YÖK hem de RÜTÜK anayasanın neresinde düzenlenmiş arkadaşlar? Yürütme bölümünde. Yürütmeyi şu şekilde kodlayacaksın. Birazdan anlatırken de fark edeceksin. Ya bir iş var. Bu işi yürüten bir organ. Tamam. Yargı yargı organı. Yasama yasa yapıyor, yargı yapılan yasalara onaylıyor, e, yapılan yasaları denetliyor, uygulamasını denetliyor ve yürütme de arkadaşlar yapılan yasaların işlerliğini sağlıyor yani yürütüyor. Tamam. Mantık o, yök bir kamu hizmeti, rütük bir kamu hizmeti sunuyor. Tamam mı? Bunlar nerede düzenleniyormuş? yürütme bölümünde düzenleniyormuş. Türkiye Büyük Millet Meclisi seçilen 9 üyeden oluşur. Size diyecekler ki, YÖK üyelerini kim seçer? Cevabın birinde de koyacaklar. Türkiye Büyük Millet Meclisi. Sen ne diyeceksin? Hayır efendim, Cumhurbaşkanı diyeceksin. Aynı şekilde Rütün üyelerini kim seçer? 9 üye çok ayrıntı bir soru olur. Fakat bilmende fayda var. Rütük çok başarılı bir kurum değil arkadaşlar. Ben buna 10 üzerinden 9 veriyorum. Nasıl mantık? Tamam. Rütük çok başarılı bir kurum değil. Ben buna 10 üzerinden 9 veriyorum. Kaç üyesi var? 9 üyesi var. Kim seçiyor? Türkiye Büyük Millet Meclisi seçiyor. Devam ediyorum. Üst kurul üyelerini üst kurul üyelerinin görev süresi 6 yıldır. 6 yıldır. Yani rütüye 10 üzerinden kaç verdin? 9. Ben kaç veriyorum? 6. 9 üye sayısı 6 yılda arkadaşlar görev süresidir diyorum. Üyelerin 3'te biri 2 yılda bir yenilenir. Yani bir rotasyon şeklinde. Şöyle düşün mantığı bu. Hocam neden komple tüm 9 üyeyi de yenilemiyorum? 3'te e, ee, 1'ini yani 3 üyeyi yeniliyorum. 3 üyeyi yeniliyorum. Mantığı ne? Çünkü arkadaşlar tecrübe önemlidir. E, sen 9 üyeyi de komple aldığında e, o kuruldan ne olacak? Tam tecrübesiz 9 üye gelecek. Sistemin nasıl işlediğini bilmiyor. Ama öyle yapacağına 9 üyenin tamamını almak yerine 3'ünü al yerine 3'ü 3 tane üye getir. 3'ünü al, 3 tane üye getir. Bu şekilde bu şekilde yine 6 yılda bir görev değişikliği söz konusu olur ve rotasyon şeklinde üyelerde kendi içerisinde ne yapacak? Değişim sağlanmış ve bir kendinden önceki üyelerden de bir tecrübe, bir deneyimi elde etmiş olacak. Mantık anlaşıldı değil mi? 3'te 1 değişiklik. Onun üzerinden kaç verdin rütüye sen? 9. Başarılı değil. Sen 9 verdin ama ben 6 veriyorum. 6 ne? üyelerin görev süresi. 9'a 6. 9'a 6. 9'a 6. Tamam. Hızır idi reis üdü. Hızır idi reis üdü. 9'a 6. 9'a 6. Tamam. Şimdi arkadaşlar. Kırmızı ile iyi gidiyorum. Üst kuru üyelerine seçim sonuçları resmi gazete yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde toplanarak toplanarak kendi aralarında bir başkan ve bir başkan vekili seçiyorlar. Geçtim. Üyeler siyasi parti grupları üye sayıları oranında belirlenecekleri belirlenecek üye sayısının ikişer katı olarak gösterecekleri adaylar arasından her siyasi parti grubuna düşen üye sayısı esas alınmak suretiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından seçilecektir. Mantık şu. Her siyasi parti grubu kendi koltukları sayısı oranında sayısı kadar yani meclise kapladıkları alan kadar hani mesela seçim sonuçları genel seçimlerde olur bu daha çok. Yerel seçimlerde harita boyanır renklere genel seçimlerde ise arkadaşlar ne oluyor? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin koltukları böyle açılıyor ve bunlar renklendiriliyor. Hatırlıyorsunuz değil mi? İşte hangi parti kaç milletvekili çıkarmışsa o kadar bir renklendirme söz konusu oluyor. Sen de buradan anlıyorsun ki hangi parti daha çoğunlukta buradan kestirebiliyorsun. İşte bu çoğunluk oranı bu oranlar ölçüsünde her siyasi parti grubu Rütü'ye ne gönderiyor? Ne gönderiyor? Aday gönderiyor. Yani koltuğu alıyor. Örnek veriyorum. E, İktidar Partisi 9 üyenin tamamen atıyorum. 5 üyesini gönderiyorsa işte ana muhalefet bunun 2 üyesini 3 üyesini gönderiyor. Bir sonraki muhalefet partisi günümüz üzerine konuşursak. AK Parti'ye örnek veriyorum 5 üye. C e, Cumhuriyet Halk Partisi 3 üye. Milliyetçi Hareket Partisi 1 üye gönderiyor. Ama bu üyeleri yani ben... Murad'ı gönderiyorum. Ben Hasan'ı gönderiyorum demiyor. Her mesela Milliyetçi Hareket Partisi'ne kaç aday ee, kaç koltuk düştü? Kaç koltuğu seçme hakkı var? Bir koltuğu. Bu bir koltuk için 3 aday gösteriyor. Meclise öneriyor. Meclis bu 3 aday içerisinde bir tanesini alıp nereye gönderiyor? Rütü'ye siyasi partilerin yani MHP'nin ee, ona düşen koltuğu doldurmuş oluyor. Mantık bu. Anlatıldı mı? Anlaşıldı mı arkadaşlar? Hocam bunun mantığı ne? Bunun mantığı da şu arkadaşlar. Aynı komisyon üyeleri de siyasi partiler oranları ölçüsünde katılırdı. Buradaki mantık şu. Eğer ki sen Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gösterilen adaylar arasından meclis çoğunluğunu alan kişi doğrudan seçilir mantığıyla bakarsan o zaman iktidar partisi mecliste çoğunluk olduğundan dolayı tamamen iktidar partisinin istediği kişiler rütüye seçilir, komisyonlara seçilir. Tamam mantık bu çünkü çoğunluk onun dediği olacak. Ama burada o koltuklar siyasi partilere paylaşıldığı için sonunda e, her siyasi partinin gösterdiği adaylardan biri seçilmiş oluyor. Anladın değil mi? Umarım anlamışsın da ne demek istedim. Ya buradaki bir e, ada yani yönetimde adaleti sağlamak için yani katılımı çeşitlendirmek için bu tarzda siyasi partilere oranında katılma veriliyor. Çok ince bir noktadır. Umarım anlamışsındır. Şimdi çık ekrandan çıktım. Devam ediyorum. Üst kurul üst kurul hükümet ile olan ilişkinin cumhurbaşkanı veya görevlendireceği bir cumhurbaşkanı yardımcısı veya bakan yardımcılığıyla yönetir Yani RÜTÜK ile RÜTÜK ile hükümet arasındaki ilişkiyi sağlayan ya Cumhurbaşkanı yardımcısı veya da görevlendireceği bir bakan ve üst kurul arkadaşlar kimin denetimine tabi? Sayıştay denetimine tabidir. Hocam buradan ne gelir? Buradan ne gelir arkadaşlar? Görev süresi gelir. Üye sayısı gelir. Nasıl seçildiği gelir. Siyasi partiler oranları ölçüsüne katılıp katılmadığı gelir. Denetim organı gelir. Hükümetle bunların bağlantısını e, kim sağlar? Bunlar gelir diyorum. Şimdi geçtim. Anayasanın yürütme yürütme bölümünde yer alan yer alan e, başlıklar, yer alan düzenlemeler, yer alan içerikler önemlidir. Önemli. Tamam? Şimdi gel şunu bir mantığını kavrayalım. Şimdi arkana yaslan. Bak sen ve ben varız. Başka kimse yok. Arkana yaslanıyorsun. Benim dediğim olayı mantığını oturtuyorsun. Tamam. Ne diyoruz? Baş, bak başta şu. Yasama organı bir yasa yap yapacak. Bu yasaları ne yapacak arkadaşlar? İşte yürütmeye bunu uygulattıracak. Diyecek ki sen de bunun ayrıntılarını düzenleyici e, işlemlerle düzenle. Türkiye'de bunu uygula, yürüt. Tamam? Eğer ki herhangi bir aksaklık çıkarsa bak orada yargı organı var. Yani yasama, yürütme, yargı 3 erkten bahsediyorum. Yas, yargı organı var. O yargı organda bunu ne yapar? Bak kardeşim denetler. Eğer bir aksaklık varsa seni yargılar. Tamam mantık bu. Yasama, yürütme, yargı. Şimdi yürütme bölümünde, anayasanın yürütme bölümünde neler düzenlendi? Adım adım gideceğim. Sakın ezberlemek yok. işin mantığını kavrayacaksın. Gel buraya. Arkana yaslan. Bırak o telefonu. Arkana yaslan hocam. Yani telefonla uygu uğraş demedim ben sana. <laughs> Kızmayın değil mi? Şimdi arkadaşlar devam edelim. 1. Yürütme çift kanatlıyken iken tek kanat, yürütme işte çift başlı değildir. Tek başlıdır. Bakanlar kurulu artık yoktur. Başında cumhurbaşkanı vardır. E Cumhurbaşkanı varsa gidip cumhurbaşkanını ben yasamada düzenleyecek halim yok değil mi? Nerede düzenlerim? Yürütmede. E cumhurbaşkanı yanında kim var? Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar var. Nerede düzenlerim? E tabii ki yürütmede düzenlerim. Gidip yasamada düzenleyecek halim yok. Devam. Diyor ki meclis ya diyor ben yasa yapıyorum. Sen düzenleyici işlemlerinle bunu biraz daha ayrıntılı olarak düzenleyebilirsin. Kime diyor? Cumhurbaşkanına. Ne çıkar diyor? Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkar diyor. Nerede düzenlendi? Yürütmede. Yönetmelik. Yine işler, işler yürütülüyor. Devlet Denetleme Kurulu. Nereye bağlıydı? Cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanı nerede düzenlendi? Yürütmede. Devlet Denetleme Kurulu nerede düzenleniyor? Yürütmede. Başkomutanlık Genelkurmay Başkanı. Bizim başkomutanımız kimdi? Cumhurbaşkanı değil mi? Başkomutanlık makamını dolduran Cumhurbaşkanı. E devletteki yasaların, yargının, yürütmenin etkin bir şekilde çalışabilmesi için yani yürütmenin sistemli çalışabilmesi için güvenliğe ihtiyaç var mı? Var. Bunu kim sağlıyor? Başkomutanlık Genelkurmay Başkanlığı. Nerede düzenlendi? Yürütmede. Milli Güvenlik Kurulu'nun başkanı kimdi? Cumhurbaşkanı. Nerede düzenlendi? Yürütmede. Olağanüstü hal. Yani bir yürütülecek bir iş var. Olağanüstü bir hal. Nerede düzenlendi? yürütmede. Bak, mantık. Aman ha, mantık. Devam ediyorum. Bak, idarenin bütünlüğü ve kamuya kişiliği. İdare bir bütündür. İdare bütün olarak hizmetler yürütülür. Hizmetlerin devamlılığı, hizmetlerin sürekliliği, aksamadan yapılması. Yürütme. Mahalli idareler, il, belediye veya köy. İdari teşkilat yapısı. Hatırladınız değil mi? Nerede? Yürütmede. Diyanet İşleri Başkanlığı. Bunu nasıl kodlayalım? Diyanet İşleri Başkanlığı. Diyanet İşleri Başkanlığı. Diyanet İşleri Başkanlığı Cumhurbaşkanlığına bağlı. Cumhurbaşkanlığına bağlı olarak görevini yerine getiriyor. Normalde Başbakanlığa bağlıydı. Diyanet İşleri Başkanlığı. Değil mi? Cumhurbaşkanlığına bağlıysa yürütmede düzenlenir. Kanunsuz emir. Emirler kanunsuz. Yani e, kanunsuz bir emir söz konusu olursa kanunsuz emri yerine getirirsen anlatacağım birazdan ayrıntılar var. Bunlarda herhangi bir yaptırımlar oluyor muydu? Elbette ki oluyordu. Bunu denetleyen kimdi? Yargı. Kanun çıkartan kimdi? Yasama. Kanunsuz emri yerine getiren Yürütme organının bir parçası. Polis, asker. Kamu görevlisi. Ne oldu? Nerede düzenlendi? Yürütmede. Kamu kurumun terindeki meslek kuruluşları bir işlem yürütüyor. Atatürk Dil ve Tarih Kurumu yürütme, rütük, yök, üniversite, eğitim işini yürütüyor. Geldik. Yürütme aşağıdaki hangisi yürütme bölümünde düzenlenmiştir, düzenlenmemiştir? Oturdu mu? Mantığını anladın değil mi? Hemen bununla, bununla ilgili kendine soru yap. Bakın hatta ben size bir tane yapayım mı? Çık ekrandan çıktım. Bak şimdi. Ne diyecekler size biliyor musun? E, e diyorum. Kamu kamu baş denetçisi diyecekler. Tamam. Aşağıdakilerden hangisi yürütme bölümünde düzenlenmiştir, düzenlenmemiştir? Bu şekilde soru gelir. Soruyu yapıyorum. Aşağıdakilerden hangisi yürütme bölümünde düzenlenen düzenlenenlerden e, biri değildir? Tamam mı? İşiklere e, dolduracak kamu baş denetçiliği diyeceksin. Hocam bunun mantığını Arkadaşlar kamu baş denetçisini seçen kimdi? Meclis, konu baş denetçisi kime bağlı olarak görevini ifade ederdi? Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bağlı olarak görevini ifade ederdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanına bağlı olarak görevini ifade ederdi. Nerede düzenlenecek o zaman? Yasamada. Tamam. Şimdi geldik Kanunsuz emre. Hızlıca okuyorum. Olayın mantığını anlatacağım şimdi size. Kamu hizmetlerine herhangi bir sıfat veya suretle çalışmak çalışmakta olan bir kimse Üste üstünden aldığı emri yönetmelik, cumhurbaşkanı kararnamesi, kanun ve anayasaya hükümlere aykırılık görürse. Yani <laughs> hep beraber. Şimdi arkadaşlar. Şimdi ne oluyor? Sen bir kamu görevlisin. Askersin, polissin, memursun, vergi müfettişisin, denetmensin, kaymakamsın, ne olursan ol. Bir kamu görevlisisin. Sana yukarıdan bir yani senin üstünden bir emir geldi. Bu emri sen değerlendireceksin. Yönetmelik, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi, Kanun, Anayasa. Hocam ben nereden bileyim yönetmeliği, Cumhurbaşkanlığı kararnamesini? Bileceksin, tamam? Bakın bir işlem sizin hayatınıza mal olabilir. Yani ölümünüze sebep olmaz ama meslekten sizi edebilir, hapse attırabilir. Yani o hapse hapse girebilirsin, ciddi bir disiplin soruşturması yaşayabilirsin. Belki bu soruşturmanın neticesinde aklanırsın. Fakat ciddi senin moralini bozar. Alt üst eder. Tamam. O yüzden sen yaptığın her işi kanuna, nizama uygun olarak yap. Tamam mı? Emir geldi mi ya? Ya ben emri nasıl yapmayayım? Yapmayacaksın. Eğer kanuna, cumhurbaşkanlığı kararnamesine, anayasaya, yönetmeliğe bir düzenleyici işleme aykırıysa yapmayacaksın. Emri sorgulayacaksın yeri geldiğinde. Tamam? Bu polis ve askerde belli istisnalar var. Onları kenaraya koyuyorum. Fakat bu durumlarda ama genel olarak sen tek biri alacaksın. Tamam? Kimse sana emri uyguladığında iyi aferin uyguladın falan demez ama emri uyguladığında ortaya bir suç çıkarsa herkes sana der yapmayacaktın kardeşim. Emri e, emri emri verene yazılı olarak bildirecektin. Tamam? Yazılı olarak aldıktan sonra yapacaktın. Eğer suç teşkil ediyorsa yazılı halde verilse bile yapmayacaktın. Bakın olayın mantığını anlatıyorum. Bu video sizin eee kurum sınavlarında fiili olarak göreve başladığınızda da çok faydanız olacak. Aman ha aman arkadaşlar. Her şeyi böyle belgesine uygun olarak yapın. Kanunlara uygun olarak yapın. Başınız ağrımasın, boynunuz bozulmasın. Bu kadar emek verip bir kuruma giriyorsun sonra canınız çok sıkılır. Bak şimdi adım adım anlatıyorum. Bunu sınav için düşünme. Sınav için dinleme. Sınavda soru yapacağım diye algılama. Bunu hayatımda uygulayacağım diye düşün. Tamam Şimdi bak. Şimdi yukarıdan bir emir geldi. Üstümden. Tamam. Yerine getirmez ve buna aykırı, bu aykırılığı o emri verene bildirir. Şimdi bir emir geldi. Bir emir var. Bu emir hukuka aykırı. Hukuka aykırı. Henüz suç teşkil etmemiş. Hukuka aykırı bir emir söz konusu. Bu emri yerine getirme. Ne yap? O emri verene bildir. Efendim bu verdiğiniz emir suç teşkil etmiyor fakat hukuka aykırı diye üste bildiriyorsun. Tamam devam ediyorum. Ancak üstü emrinde ısrar eder ve bu emri yazılı yenilerse emri yerine getirilir. Bak hukuka aykırı bir emir var henüz suç teşkil etmemiş. Sen bunu yukarıya bildirdin ve bu emri adam senin üstün amirin emirde ısrar etti yazılı hale getirdi ve emri artık yapacaksın. Bu halde emri veren sorumlu, emri yerine getiren sorumlu olmaz. Şurayı da okuyayım ben toparlayayım ya. Konu suç teşkil eden emir varsa hiçbir surette yerine getirilmez. Yerine getirilen kimse sorumluluktan kurtulamaz. Bu durumda anasen yürütme bölümde kanun emri olarak düzenlenmiştir. Sordular tekrar sorabilirler. Şimdi bak. Notları okursunuz zaten. Ben size mantığını anlatayım. İki tür emir var. Tamam mı? Biri hukuka aykırı emir. Bir diğeri suç teşkil eden emir. İki tür emir var. Şimdi emir sana geldi. Dedi ki emiri de örnek diye, örneklendirelim. Sana dedi dendi ki sen bir okulda hademesin. E, temizlik işleriyle bakman gerekiyor. E, okul müdürü dedi ki işte Murat gel buraya. Buyurun efendim. İşte şu okulun şarteli bozulmuş. Ben yeni bir şartel aldım işte bu şarteli al, götür sayaça tak dedi. Tamam mı? Elektrik panosuna yerleştirdi. Efendim bu teknik bir iş. Tamam mı? Ben bunu yapamam. Tamam, yatkınlığım var. Bu işleri yapıyorum evde ama buradaki benim görevim temizlik işleri. Ya verdiğiniz emir hukuka aykırı. Bak, henüz bir suç ortaya çıkmadı. Yani onu değiştirirken yaralanmadın veya tüm tesisatı yakmadın. herhangi bir suç ortaya henüz çıkmadı. Tamam mı? Ama ne dedin kaç tarafa? Efendim bu emir benim görev alanıma girmiyor hukuka aykırı bir emir diye bildirdi. Amir dedi ki, al o zaman emri yazılı hale getiriyorum. Ben şu 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 tarihte Murat Aksel'e e, hadi okul okulda hizmetli olarak çalışan Murat Aksel'e okulun sayacını değiştirilmesini emrediyorum gibi bir yazılı talimat verdi. Yazılı belgeyi aldın, katladın, cebine koydun. Gittin o şarteli değiştirirken sen yaralandın, bir öğrenci yaralandı, tüm elektrik tesisatı yandı. Ortaya ne çıktı? Bir suç çıktı. Tamam? Şimdi bu ortaya çıkan zarardan, suçtan kim sorumlu? Sana o emri veren sorumlu. Emri yerine getiren ben sorumlu değilim. Neden sorumlu değilim? Çünkü hukuka aykırı olduğunu bildirdim. O da bana yazılı halde bu emri verdi. Artık benim elimde yazılı kağıt var. Sakın o yazılı kağıdı bir yere atma. Tamam mı? Artık emri veren sorumludur. Bitti. Tamam. Şimdi devam ediyorum. 2. Bir emir verildi. Emir suç teşkil ediyor. Tamam mı? Nedendi? Silaha mesela bir polisin e, ee, amirin dedi ki vur şunun kafasına bir tane sık. Ne oldu? Suç teşkil eden emir. Yarala. Rüşvet al. İşkence yap. Suç teşkil eden bir emir değil mi? Ne yap net bu adamı konuştur. Neyi emrediyor? İşkenceyi emrediyor. Ne yap net? İşte efendim suç teşkil eden bir emir yazılı hale getir ben yapayım ben sormam. Hayır. Suç teşkil eden emri yazılı hale bile gelse getirilse yapmayacaksın. Tamam mı? Çünkü bu emri yerine getirirse, getirirsen hem emri veren hem emri yerine getiren suçludur. Tamam? O zaman kanunsuz emir ee, nerede düzenlenmiştir? Anayasada. Anayasanın hangi kısmında düzenlenmiştir? Yürütme kısmında. Kanunsuz emir dendiğinde neye göre aykırı? Kanuna, anayasaya, cumhurbaşkan kararnamesine, yönetmeliklere göre. Kanunsuz emri iki şekilde değerlendireceğim. Bir, hukuka aykırı bir emir. Suç, e, yazılı hale getirilirse, ısrar ederse amir yerine getirirsin. Yerine getirdiğinde ortaya bir suç çıkarsa ka, e, kanuna aykırı emirde, hukuka aykırı emirde emri veren sorumlu. Çünkü senin elinde yazılı belge var. Suç teşkil eden emir ikinci kısım. Ve bu durumda kesinlikle emri yerine getirme. Yazılı hale getirilse bile getirme. Çünkü emri veren de emri yerine getiren de sorumludur. Anlaşıldı mı? Var mı bir problem? Yok. Anladın değil mi? Bak hayatını etkileyecek. Belki şu an senin dönüm noktan. Bir hareketin ne düzelteceksin bu video sonunda senin tüm emekliliğine kadar her şeyin etkilenecek. Tamam? Aman arkadaşlar hayatımızı uygulayalım. Her şey, her şey yazılı yapın. Her şey tutanağa bağlayın. Ee, özellikle polisler askerler her şeyin tutanağı bağlayın başınıza bir iş gelmesin başınız çok ağrır yani ağrımasa bile sonunda takipsizlik çıksa bile ciddi moraliniz bozulur ailenize yansır tamam Bunun ilgili bana çok arkadaş geldi biliyorum tamam evet kaç dakika oldu bilmiyorum şunu bitireceğim arkadaşlar biraz daha sabır iyiyiz değil mi açın mı bir müzik dıps, dıps, dıps. şimdi arkadaşlar bitiyor bitiyor hanımdan da fırçayı yiyoruz Sadece öğrencilerden değil. Şimdi elhamdülillah light'ım. Geçen bir sinirlenmişim. Hanıma bir fırça kaymışım. Sabah bir uyandım. Kahvaltı hazır değil. Dedim nasıl kahvaltı hazır olmaz? Elimi masaya bir vurdum. Sinirden kalktım bulaşıkları yıkadım. <laughs> geçen arkadaşlar diyorum. Geçen diyorum hanıma bir sinirlendim. Elimi masaya bir vurmuşum. Kalktım bulaşıkları yıkadım. Şimdi kamu kurum niteliğindeki meslek kuruluşlar. Kamu kurum meslek kuruluşlar ve üst kuruluşları belli bir mesleği mensup olanlar müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlere kolaylaştırmak. Bak bunlar geç. Tanımlardan gelmez. Mesleğin genel menfaatine uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbiriyle ile halkla olan ilişkilerini dürüstlüğü ilkesi kapsamında güveni hakim kılmak üzere meslek disiplini, ahlakını korumak maksadıyla vesaire vesaire diye sınırlamış yargı gözetimi altında gizli oyla seçilen kamu tüzel kişilerdir. Meslek kuruluşları neymiş? Niye bağırıyorsun hocam? Kamu tüzel kişileriymiş. Bu bir. İki. Hocam kim bunlar? Türk Tabipler Birliği, Türk Diş Hekimleri Birliği, Türkiye Barolar Birliği. Biliyorsunuz değil mi Barolar Birliği'ni? Bu meslek kuruluşları kuruluş amaçları dışında faaliyetlerde bulunamaz. Bu meslek kuruluşları ve üst kuruluşları organları seçimleri siyasi partiler aday gösteremez kamu kurumun tindeki meslek kuruluşları meslek etiğini, mesleğin gelişmesini sağlamak için vardır. Bunlar birer kamu tüzel kişisidir. Ve bunların kuruluşları üst kuruluşlarına siyasi partiler aday gösteremez. Anlaşıldı mı? Bunları bilmen sınavda gelecek soruyu yaptıracaktır. Nereye geldik? Nereye? Nereye geldik? Nereye? <laughs> Arkadaşlar yargıya geçtik. Çok güzel bir video. Umarım faydalı olmuştur. Faydalı olduğunu düşünüyorum. Ee, bu videoyu bir yere de kaydedin, gerekirse indirin, arkadaşlarınıza gönderin, faydasına olacaktır. Kendinize iyi bakın. E, hali kanala abone değilseniz kanala abone olabilir. Videoları beğenmenizde fayda var. Çünkü ben beğeni aldığım beğeni izlenme olarak kabul ediyorum arkadaşlar. Beğeniler bizim için önemli. Kanalı yukarıya taşıması için. Birçok arkadaşınız bu videolardan kanaldan haberdar olması için önemli. Videolar belki 1000 kişi, 2000 kişi, 5000 kişi tarafından izleniyor olabilir. Ama bunlar tamamen bir yayın evinin desteğiyle, bir dershanenin desteğiyle olmadığı için bu bir ekibin işi tamamen kendine özgü bir ekibimizin işi olduğundan dolayı bu ciddi bir başarıdır bizim gözümüzde arkamızda bir yayın evi yok arkamızda bir dershanedir vesaire bir sermaye yok tamamen kendimiz yola çıktık güzel bir iş ortaya koyduk dershanelerden tepki de alıyoruz ama olsun bu işi ortaya koymaya devam edeceğiz arkadaşlar. Siz de gerek yorumlarınızla, gerek videoları paylaşmanızla, videoları beğenerek kanala abone olarak bizlere destek vereceğinizi düşünüyorum. Verirseniz çok memnun oluruz arkadaşlar. Bundan sonra iyi yük gelecek, ceza muhakemesi gelecek, çok güzel içerikler olacak. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. olun. Hoşça kalın.